Şimdi eğitimi takip edebilmek için kurulması gereken belirli yazılımlar var. Onları kurmanızı isteyeceğim. Beraber de kuralım. Şöyle ki Node.js'i kuracağız. Özellikle JavaScript teknolojileriyle son dönemlerde ilgiliyseniz Node'la mutlaka karşılaşmışsınızdır. Muhtemelen bilgisayarınızda da yüklüdür zaten. Fakat olmayabilir. Node ne yapıyor? Node aslına bakarsanız JavaScript script kodunun server'da çalışmasından tutun, çalıştırılmasından tutun, yani server side tutun, paket yönetimi ve bizim için geliştirme ortamında bir yayın ortamı imkanları sunuyor. Biz paket yönetimi ve yayın ortamı imkanlarını kullanıyor olacağız Node'un bu eğitimimiz boyunca. Bu anlamda Node'a ihtiyacımız var. Google'a Node yazdığınızda veya nodejs.org'a direkt gittiğinizde orada Node'un ilgili versiyonunu bulacaksınız. Hızlıca indirdikten sonra 17 MB'lık bir dosya zaten kurulumu herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan, herhangi bir konfigürasyon da yapmadan hızlıca kurabilirsiniz. Biz Node'un temel özelliklerini kullanıyor olacağız zaten. Birinci paketimiz Node'du arkadaşlar. İkinci paketimiz ise Visual Studio olacak. Node hazır imişken onu kuralım. Şöyle indirme linkine tıkladığımızda benim bilgisayarımda var ama ben sizinle yine de bir kurulum gerçekleştiriyor olacağım. Evet, bu bilgisayarda zaten tamamen kayıtlar için kullanıyorum ben. En son kayıt yaptığımdan itibaren versiyon güncellemesi almıştır zaten Node. Evet, direkt accept deyip next diyerek, next diyerek, next diyerek, install diyerek kurulumu gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle sesi de kapatayım, size ses gelmesin. Herhangi bir uyarıda. Evet, buraya kadar tamam. Node kuruluyor zaten. Bakalım. Evet, devam ediyor. Bir diğeri de Visual Studio. Arkadaşlar, Visual Studio Code aslında bakarsanız. Normal daha önce Microsoft teknolojileriyle çalıştıysanız Visual Studio'nuz vardır ama Visual Studio Code farklı. Visual Studio bir IDE, Visual Studio Code ise bir editör. Biz o editörü kullanacağız. Ama dünyada şu an en yaygın editördür diyebilirim ve pazarı domine etmiştir. Ücretsizdir bu arada. Visualstudio.microsoft.com.tr dediğinizde veya Google'dan Visual Studio araması yaptığınızda direkt gelecektir. Bakın orada Visual Studio kodu göreceksiniz. Siz farklı bir işletim sistemi kullanıyor olabilirsiniz. Ben Windows işletim sistemi kullanıyorum. Ona göre indirme linki gelecektir sizin için de zaten. Eğer farklı kullanıyorsanız tabii ki. O da 47,9 MB'lık. Tabii ki siz bunu indirdiğiniz zaman, örneğin eğitimi ben yayınladıktan 2 ay sonra bu eğitime ulaştıysanız bu boyutu değişebilir. Çünkü yeni versiyonlar aldıkça küçülüyor veya büyüyebiliyor boyutu. Bu sırada Node'u bir izleyelim. Evet, Node da bitmek üzereymiş zaten arkadaşlar. Beni de son versiyona şu an güncelliyor. Onu görebiliyoruz. Evet, Visual Studio Code da bir yandan indirmesi bitti. Ona da basıyorum. Visual Studio kodu da bu şekilde indireceğim. Burada bakın şey diyor. Code is already installed on this system for all users. Yani Visual Studio kod bu bilgisayarda zaten kurulu. Ama yine de installation'a devam etmek istiyor musun? Hatta bende açık bir ekran da var. Onu da kapatayım. Evet diyorum. Zaten diyor. Kapatamamışım herhalde. Şuradaymış, özür. Okey diyorum. Visual Studio kodu açık olan ekran varmış bende. Sizde eğer Visual Studio kodu yoksa bu ekran hiç çıkmayacak bile. Next next diyelim. Var olanlar da görsün diye burada herhangi bir edit yapmayacağım videoda. Herhangi bir konfigürasyon yapmadan Visual Studio kodu da yine aynen Node'daki gibi gerçekleştirebilirsiniz kurulumunu. Finish dedim buna da arkadaşlar. Visual Studio kodu şimdi kuracak ve işlemimizi bu şekilde bitiriyor olacağız. Evet, Node kuruldu. Visual Studio kod kuruldu. Artık bundan sonra uygulamalarımızı yapmaya başlayabiliriz.